Selam arkadaşlar, Bilek Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda facecam olmayacak çünkü şu anda saat sabahın kaçı? 4.30'u. Dolayısıyla güneş var havada. Bulunmuş olduğum ortamda gece olmadığı sürece facecam'le video çektiğimde yüzüm karanlık çıkıyor. O yüzden facecam'i kapattım. Bu videoda 22.000 kupaya ulaşacağız ve şu an son maçtayız. Son maçı da oynayacağız. Tek hesaplaşma Gölge Ruhları. Piper yeni aksesuarıyla inanılmaz iş yapıyor. Neydi? Güdümlü mermi. Baya güzel. Bundan önce de tik girdim. Bir maç kazandım. Bir maç yenildim. Sonra dedim ki Piper daha garanti olsun. Hem de 625 kupa, daha çok zorlanmam. Nasıl bu kupaya kadar geldiğimden sizlere kısaca bahsetmek istersem eğer. Oyuna 8 ay önce Şubat ayında başladım. Belki de 9 ay olmuş. Oyuna ilk başladığımda tabii ki yine hiçbir şey bilmiyordum. Önceden video da izlememiştim. Bir tane yeni bir hesap oluşturdum. Oluşturduğum hesapta da yeni bir tane klan kurdum. Zaten kanalımızın diğer oyunlarda da oynamış olduğum oyunlarda da klanımızı sürekli Bilek Gücü adında kuruyorduk. Bu klanı da oluşturduğumda Alp ve Ali kardeşim geldiler. Beraber ilerledik oyunda. Ali ve burada ikinci sırada. Bir de bayağı aşağılar Ahana da buradaymış. Bir de Alp. Beraber klanı kurdum. Sonra bu arkadaşlar klana geldi. İlk gelen kanalı daha önceden takip eden arkadaşlardı. Zaten kanaldan geliyorlarsa yeni kitle henüz oluşamadığı için Brawl Stars oyununda, bizim Bilek Gücü klanında. Hep önceki oyunda Cats'i oynayanlar, aynı zamanda da Brawl Stars'ın varlığından haberdar olan arkadaşlar, şu anda kanaldan gelenlerden bahsediyorum. Onlar burada, onun dışında da yine oyunda bizleri görerek, klanımızı bir yerden fark ederek klana gelen arkadaşlar da var. Şu an 2 milyon 48 bin kupadayız. Şöyle de bir şey var. Sezonun bitmesine 18 saat kaldı. Liderlik tablolarına bakalım. Klanımız kaçıncı Türkiye'de? 43. Oo, çok çok iyi. 43'e daha önce çıkmamıştı. 43 olduğumuzu da zannedersem bilmiyordum. Efendiler klanı vardı. Bunların sürekli mavi yapıyordu. Ama değiştirmişler. Aa, böyleydi ama. Veya başka mıydı? Onlar beyefendilerdi. Bunlar efendilermiş. Her neyse. Bu şekilde hesaba gelin bakalım. En çok kupaya göre sıraladığımızda. 14 gün içerisinde sadece El Primo'yu 25 rank yaptım. Geçen sezon 700 kupa üstü. Gene, Daryl, Carl, Tick, Sandy ve de Frank. Tarayı da yapmışım. Max'i de yapmışım. Bayağı bir yapmışım. Bu kadar yaptığımı zannetmiyordum. Geçen sezon bayağı yapmıştım da. Bu sezon bir tane El Primo'yu yaptım. Zaten geriye kalan karakterlerine bakacak olursanız 25 olmayanlardan. Bir tanesi burada Mr. P. Diğeri de burada Gale olacak. Ana da burada 23 rütbe. Gale'ın yıldız gücünü çıkmasını bekliyorum. Her vuruşunda 0.3 saniye yavaştan yıldız gücü var. O gelmeden oynamak istemiyorum. Çünkü onun artısının eksikliğini hissediyorum olmadığı için. Bir de Colette var. O da burada 608. Bunun da aksesuarın gelmesini bekliyorum. Bunu Alp ile birlikte kasıyoruz. Mr. P. Şimdi gelin yukarıdan başlayalım. El Primo'yu bu sezon yaptım. 25 rütbe. El Primo'yu kimle yapmıştık? Uğur'la yapmıştık. Haritanın adı da Çifte Bela'ydı. Orada El Primo ve Piper girmiştik. Bütün 25 rank videoları kanalda var. 2-3 tanesi hariç. Onlara bakabilirsiniz eğer bakmadıysanız. Oynatma listemiz var. Oynatma listelerinde rank 25 tıklarsanız eğer orada yapmış olduğum karakterleri, 25 en güzel maçları 700'den sonra özellikle koydum. Hangi haritada, hangi karakterlerle, nelerle solo veya duo girdiğimizde kimlerle, hangi karakterle oynadığımızı orada rahatlıkla görebilirsiniz. İşte Jin karakterini yapmıştık. O da geçen sezonda zannedersem. Bunu random yapmıştım belli bir seviyeden sonra. Daryl'ı Uğur'la yapmıştım. Carl'ı solo yapmıştım. 750 yapmak için son iki maçı duo girmiştim. Tiki de kimle yaptığımı unuttum valla. Sandy'yi de Uğur'la yapmıştım zannedersem. Sonra Mike'ı 8 biti 1 kaya kasmıştık. Mike'ı da bir ara yaptık. Frank'i savaş topunda ikinci 25 yapmış olduğum savaş topundaki random arkadaşlarla Frank 25, bir de Poco'yu yapmıştım ilk. Max'i de Uğur'la değil, Alp'le yapmıştık zannedersem. Ama Sandy'yi son maçı Ali'yle yapmıştık, onu hatırladım. Son iki maçı. Yani o bayağı güzeldi. İlk yapmış olduğum 25 karakterlerinin bir tanesi Shelly'ydi. Sonra Penny'yi falan yapmıştım. Gördüğünüz gibi yani haritalarına uygun, atıcı haritalarına uygun olan haritalarda Barley, Mike, Tick, onları yaptım. Sonrasında yakın ve robotlu olan maplerde daha önceden bir 5-6 ay önce olan haritalarda Ruzay'ı yapmıştım mesela. Karanlık geçitte Boy'u yapmıştım. Şimdi de 26 ranka kadar çıkarmıştım onu yakın zamanda. Sonrasında Piper zaten çoğu haritada yapılabiliyor. Pam solda girseniz oluyor her türlü. Surge aksesuarı olduğu zaman rahatlıkla 25 yapabilirsiniz. Bir de
aksesuar çıktıktan sonra bayağı bir kolay olacaktır. Yıldız gücü olmasa bile 25 rank rahatlıkla olabiliyor. Jesse ve Penny oynamayı en çok sevdiğim iki karakter. Hatta Jesse savaş topunda inanılmaz hoşuma gidiyor. Savaş topunda random Jesse ve Penny'yi rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum ama 10 seviye olması gerekiyor. Ben 7'de bayağı zorlanmıştım. Zaten şurada görüyorsunuz atışları sıçratıyor ve de sıçrayan enerji kürelerinin menzili %1 artıyor ki bu bayağı bir güzel bir şey. Nita önceden iyiydi. Aksesuar attığın gibi ayıyı direkt donduruyordu adamı. Jack'i 7. seviye aksesuarla zaten bayağı bir iş yapıyor. Emzi de karanlık geçidi yaptığımı hatırlıyorum. Bibi bir harita vardı. Ortada yükler vardı. Sağdan soldan aşağıdan yukarıdan gidiliyordu. En son harita kalın şey yapınca o ortada oluyordu. Adını unuttum ya. Bu biraz değişik bir haritaydı. Sonrasında neyi de nerede yaptığımı hatırlamadım. Yani yapılmayacak bir şeydi. 25 rütbe. Hepsini 750 yapmaya çalışıyorum. 3 tane karakterim kaldı. Onları da yaptıktan sonra artık yavaş yavaş oyunu biraz daha geri plana koyacağım. Rank 30 için girmeye başlayacağım. Bir karakteri belirleyeceğim. Onu en uygun haritalara denk getirip rank 25'e doğru, rank 30'a doğru zorlayacağım. Şu anda kaç bin altınım var? 5113 altınım var. Bunları da yapmak istiyorum. Yani 9 olan arkadaşları, 8 olan arkadaşları 10 yapabilirim ama ben yapıp da Gale'a yıldız gücü gelme ihtimalini azaltmak istemiyorum. Bakın mesela burada Rosa'ya geldi yıldız gücü. Bu kötü oldu. Aslında güzel. Fena değil. İki yıldız gücü de bunun iyi. İki yıldız gücü de iş yapıyor ama ben ikincisinin olmasını tercih ederim. Ama bir de bayağı bir hayat kurtarıyor sürekli 200-200 can basması. Dediğim gibi Gale'ın yıldız gücünün çıkmasını istiyorum. Frank'in yıldız gücü çıktı. Biri çıktı hem de daha iyi olanı. Bir çıktı. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir çıktıktan sonra 25 yaptık. Gale'in de yıldız gücü gelirse her şey çok güzel olur. Altını onun için bekletiyorum. Mesela Jesse'yi gördüğünüz gibi 890 yazıyor. 9 yapabilirim. Mike'ı 9 yapabilirim. Barley 9 olabilir. Jack'i 9 olabilir. Bibi de 9 olabilirmiş, bunu bilmiyordum. Ems henüz 9 olacak. Bakın mesela Daryl, sonra Penny, Bee, Taran, Max. Yani halen daha kart almaya devam ediyoruz ama yukarıdaki arkadaşları gördüğünüz gibi bayağı sararttık. Hesap bu şekilde. 22.000 kupaya da ulaşacağız. Zaten gördüğünüz gibi şu an maksimum ulaşmış olduğum kupadayım, 21.995. En alttaki karakteri girsek zaten Mr. P'yi bir 650'ye rahat yaparız. 600 olan karakterleri de 650'ye çıkartabilirim ama pardon, yapmak istemiyorum. Çok da uğraşmak istemiyorum. Zaten gördüğünüz gibi bir tek El Primo'yu bu sezon 25 yaptım. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. 700 kupa üstü toplamda 2, 5, 8, 11 karakter var. 650 kupa üstü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane karakter. 650 üstü 1, 2, 3. Zaten geri kalanı hep 600 üstü. Mr. P hariç. Çok uzattık. Çok uzattık. Şimdi maça girelim, evet. Şimdi maça girdik. Bu harita çok güzel. Özellikle adını unuttum. Neydi bunun adı? Piper için baya güzel bir harita. Şimdi burada başlıyorsam abi biraz geri çekiliyorum. Bak aşağıda bir tane Piper var. Aksesuarı bastım. Ah be, duvara atmasam bayağı iyiydi. O da aksesuar bastı ama aha ben tutturdum. Aa, bir aksesuar daha kötü gitti. Bayağı bak şu ana kadar bayağı bir hata yaptım. Yani bütün aksesuarlarımı o adamı almak için kullandım ama yine orada ölü de bilirdik. Yani burada yapılacak bir şey yoktu. Biraz kötü oynadım burayı. Bayağı bir kötü oynadım ama olsun, yapacak bir şey yok. Şu Max'e bir tane vursam nasıl olur? Aa, bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Ha, bu çok kötü oldu ya. Dördüncü oldum ya. Belki abi kupaya bak ya. İnanılmaz. Çıkalım. Kaç oldu? 21.999. Abi gerçekten şaka gibi. Mega kutu gelecek. Mega kutuyu açacağız. Abi burada bir sürü kutular var ya. Kaça kadar gidiyor bu? Bayağı gidiyor. 40.000. Yuh. 47.000. Abi şaka mısın? 50.000. 50.000 yapan var mı şu an? 50.000 yok da 43.000 var tabi. Bu da körzde gidiyor yani boyuna. 50.000 ne demek abi? Ne yaptın sen? Oha. Çok zor. Insane. İnanılmaz. Biz daha 20.000 yapacağız. Evet, maç daha gidiyor. Orada bütün aksesuarları kullandık. Orada Max'i gördünüz işte. Aksesuarı bayağı bir iş yaptı. Ultimi doldurabilseydim aşağı doğru kaçıp zaman kazanabilirdim ama hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok. Solda Surge var.
Ve bir atsam, bir daha atsam. Bir daha atsam. Işınlan bebeğim. Hiç problem yok. Bak benim burada olduğumu bilmiyor. Oh. Oo, bu çok kötüydü. Bu çok kötüydü. Benim bu kadar az canım kalmamıştı. Ama bayağı bir hasar verdi. Eksi 7 yedik. Problem yok. Kaça düştük abi? Yani daha güzel bir maç olsun. Tamam. İkinci olsak kazanıyoruz. Orada olduğumu bilmiyordu ama aksesuarı da çektim. Vallahi bayağı sağlam vurdu orada bizi arkadaş. Ben birkaç kutu alırım diye düşündüm ama hani Sörcün beni orada oyalayacağını zannediyordum zaten ama. Aha Leon geliyor. Gel bakalım. Al yükü abi. O yük sende. Gel. Hadi bakalım. Yükü alırsın. Hadi bakalım neler yapacaksın. Hadi. Bir aksesuar daha basmayacağım onun için. Ölecek zaten. Bir aksesuar daha basmayacağım. Ölecek. Hiç gerek yok. Sağa doğru gidiyor. Ben öldürdüm oldum ama biraz can geldi. Güzel. Geldim acaba bilmiyorum ki. Şimdi birini indirmem lazım en az ikinci olmam için. Bayağı iyi işte bu çok güzel oldu. Bir daha. Aa bravo çok güzel. Şimdi orayı biri kesiyor mudur acaba? Aa çok güzel. Tamam 22k olduk. Spike işte bu noktada bize sıkıntı çıkartabilir. Bakalım abi adam beni görüyor mu? Abi biri tutardı be. Adam nerede? Adamı görmem lazım. Sağ sol. Sağda olabilir. Oo onun canı var. Vurdum. Vallahi vurdum. Basacak. Adam basmak zorunda. Basmak zorunda. Bas abi. Bas bas bas. Oo o da bize vurdu. Bir daha vurdu. Aa bu şu an bayağı avantajlı durumda adam. Bir mermi dol. Hadi canım ya. Güzeldi. Çok güzeldi. Yani işte Spike bayağı haritada iş yapıyor. Spike gayet iş yapıyor. 7 kaybettik. 8 aldık. Tam 22.000 yaptık. Böyle bir park edelim 22.000'de. Mis. 22.000'den sonra daha oynar mıyım? Böyle yapıyorlar genelde arkadaşlar. Bırakıyorlar. Evet mega kutuyu açalım. 6x6 yazsın. Abi ne kadar şanssızım ya. 6 yazsın da Colette'in aksesuarı gelsin en azından. Gördüğünüz gibi saçma sapan kartlar geldi. Keşke gelmeselerdi. Lanet olsun bu kartlara. Bizim istediğimiz abi dükkana bir tane yıldız gücü gelsin. Neyin? Gale'ın. Tabi diğeri hoş olmuyor. İkinci yıldız gücü onu sevmiyorum. O geçen gelmişti zaten. Şu anda hiçbir içerik üreticisine şey yapmıyormuşuz. Bu şekildeydi. Son maçımızı attık. Tam 22.000'e fitledik hesabı. Daha da yukarılara çıkılabilir ama şimdilik onu bırakacağım. Hatta bayağı yukarı çıkılabilir. Hani mesela Sandy hariç. Mesela Daryl, Sandy. Bu ikisini ayrı tutuyorum. O ikisi hariç. Geri kalan bütün karakterler tek sezonda 750 olabilir. Ya bunu net söylüyorum ama bayağı bir zaman harcamak lazım. O kadar da zaman harcayamayacağımızı da bildiğiniz için böyle bırakıyoruz. Evet videoyu burada sonlandırdık. Umarız hoşunuza gitmiştir. Yani bu tek hesaplaşma gölge ruhlarda bayağı bir iş yapıyor Piper. Az önce de gördüğünüz gibi. O sonda bir hasar yemeseydik, adamdan kaçsaydık çok daha güzel olabilirdi. Özellikle aksesuarları harcamamak gerekiyordu ilk başta. Kendinize bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.